Valla baba tam videoya başlayacağız. Kedi geldi, bir sevelim dedik. Oynaşırken tak gitti. Tatak. Today because I'm telling you she's a better Dostlar, birbirinden harika, hepimizi ilgilendiren gelişmeler var. Şayet rekabet nezdinde Intel'in yeni atmış olduğu atılımlar fiyatları etkileyecekse seve seve destek olurum. Neden derseniz, biliyorum ki birçoğunuz artan donanım fiyatlarından kaynaklı şikayetçi ve haklılar da. Düşünsenize, ekran kartı pazarı sadece AMD ve Nvidia'da. Buna Intel de dahil olduğunda belki yeni anlaşmalar yapılacak, ekran kartı fiyatları düşecek, laptop fiyatlarına yansıyacak. Bu işin bayağı bir gideri var. Vallahi heyecanlıyım, kısa kesip hemen frekans verelim. Aslında Intel'in grafik kanadı yatırımıyla alakalı anlattıkça bitmeyecek bir sürü yenilik var dostlarım. Ben şimdilik en önemli kısımlarıyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Önce Arc'ın A770 grafik kartıyla alakalı bir takım sızıntılara eriştim. Intel yakında masaüstü oyuncu bilgisayarlarını süsleyecek bu ekran kartını zaten çıkartacak. Her ne kadar şu an için 1723 sürümlü versiyonundaki spekülasyonları kabul etmese de devam etmek istiyorum. Şimdi bu grafik birimi Arc Control yazılımı diye bir yazılımla gelecek. Bununla sürücüleri anında güncelleyebileceksin. Direkt olarak işlemci ve ekran kartıyla alakalı voltaj ayarlarından tut da kullanım oranlarına kadar hepsini gösteren tablolar var. En güzel yanında sade ve basit bir arayüzle gelmesi. Yine burada da genel ayarlarla birlikte performans optimizasyonları da yer alacak. GeForce'ta da gördüğümüz gibi burada da bir stüdyo eklentisiyle karşılaşıyoruz. Anında kayıt alıp yayın açabileceksin. Sanal cihazlar kısmını da şimdiden merak ediyorum. Oyunlara özel keskinleştirmede yer alacak. Ekran kartını hızlaşırtmakta çok daha basit bir arayüze oturtulmuş. Tabii çeşitli araçlar da mevcut. Kamerada arka plan efektlerini uygulayabileceksiniz. Ek olarak yeşil perde gibi kötü görüntüleri siliyor ve istediğini ekleme imkanı sunuyor sana. Biraz daha gelişse fena olmaz. A770'e geçelim. i5-9600K işlemci de test edilmiş. H264 ve 265 ile birlikte kodek destekleri de gözümden kaçmadı. Yani AMD'nin 6500 XT'sinden çok daha iddialı olduğu bir gerçek. Ölçekleme, daha kayıpsız render gibi detaylar da var, onlara sonra gireceğim. Geekbench testinde performans hesaplama tablosu bize şunu gösteriyor. Tam olarak 2070 ile 6700 XT arasında olduğunu, 6600 XT ve RTX 3060, 3060 Ti gibi kartlarla kapışabilecek güçte olduğunu gösteriyor. Teknik özelliklere baktığımızda 6 nanometrelik fabrikasyonla birlikte Yonga setin akranlarından daha büyük olduğunu da görüyorum. Transistör sayımız da epey yüksek. 2400 MHz frekans hızı bir kenara, 16 GB bellek mükemmel duruyor. 2022 ikinci çeyrek için düşünülen kartın eli kulağında diyebilirim. En popüler yüz oyun testi gibi bir lansman da olabilir. 175 Watt TDP'li ürünün fiyatı ise şu an tam net değil ama ülkemizde ne olur yakında görürüz. Ekran kartı sıkıntısı yaşayan ülkelere de ilaç gibi gelecektir. Bir bakarsınız %260 ekran kartı fiyatları, Nvidia ve AMD kanadında tamam abi biz de düşürmeliyiz artık diye bir düşünceye yol açabilir. Şimdi gelin masa üstünden dizüstü bilgisayara geçelim. Dahili grafik birimi Vega'dan sonra Arc'la acaba laptoplar neler sunacak? Duyduğuma göre A370M RX 6500M grafik kartıyla yarışabilecek güçte değilmiş. Asus ve HP kanadında ufaktan cihazlar listelenmeye başlandı. Acer gibi markalarda da çıkışlar göreceğiz. Daha çok Haziran gibi hareketleneceği belli. Tabi fiyatlar 1300 dolarla 2000 dolar seviyesinde seyretmekte. Türkiye koşulları için kalkıp da kimse bu cihazlara 35-40 bin lira vermez. Bu da ayrı bir gerçek. A550, A730 ve 770M gibi daha güçlü seçeneklerde olacağı benziyor. Giriş orta ve yüksek segment için konumlandırmada Intel'in dizüstü bilgisayar pazarına büyük bir yatırım yaptığı belli. En azından rekabet arttıkça bunu fiyatlarda da görebileceğiz. Yine burada da düşük TDP'de düşük frekanslar, yüksek TDP'de daha yüksek frekanslar görebiliriz. 6, 8, 16 diye giden ışın izleme birimleri yer alacak. XS çekirdek de yine aynı sayısal oranda ilerlemiş. 4, 8, 12 ve 16 GB bellek seçenekleri de biraz heyecanlandırmadı değil. 256 bit band genişliği de epey iddialı duruyor. Bence HD grafik Iris derken A370M'le alınan oyun testlerinden biraz bahsetmek istiyorum.
Genel itibariyle Doom, Hitman 3, Witcher ve Wolfenstein gibi oyunlarda tahmin ettiğimden daha iyi bir tablo sergilemiş. 1080p orta detaylarda 60 karenin üzerinde çalışması akıcı bir deneyim yaşamanızın yolunu açmış dostlarım. İşin güzel yanı biraz daha rekabetçi oyunlara geçtiğimizde çıkmakta. Fortnite, GTA 5, Valorant gibi oyunlarda orta ve yüksek detaylarda 90 karenin üzerine çıkmışız. Bazılarında 115 kareyi görüyoruz. Bu da güzel bir haber çünkü demode olmuş 60 Hz'lik panellerin dışına çıkmaya başladılar. 120 Hz'lik laptoplarda iş görecektir. Şimdi XE Media motorundan bahsedeyim. Arc grafik kartlarında 8K 12 bit HDR kod çözümleme destekli gelecek. AVC, HEVC ve AV1 destekliler. En güzel yanı donanım hızlandırması sayesinde Adobe Handbrake ve DaVinci gibi uygulamalarda yazılımsal destekten 50 kat hız vaat etmeleri. AV1'deki detaylar süper gözüküyor diyebilirim. Baksanıza oyunlardaki sahnelerde inanılmaz bir keskinlik hakim. Ölçekleme kısmında da Intel'in bazı yenilikleri var. Adamlar 4K yüksek kalite resim imkanlarıyla neler sunacak merak ediyorum. Aynı zamanda Intel Super Sampling nedir kısaca bahsetmek istiyorum. Akıllı, geliştirilmiş ölçekleme olarak geçen bu teknoloji, oyun deneyiminizi çıkış çözünürlüğünü arttırarak resim kalitesini de iyileştirerek sizlere sunmakta. Donanım desteğinin de epey geniş olduğunu belirtiyorlar dostlarım. Örneklere baktığımızda XSS'nin 4K açık hali tabii ki duvar yazılarında, çiçeklerde ya da oyun sahnelerindeki diğer nesnelerde çok daha detaylı ve keskin bir resim kalitesi sunuyor. Ek olarak şunu da göstermek istiyorum. Bu teknolojiyi aktif ettiğinizde 1080p standart performansa hemen hemen yakın bir deneyim sunuyor. Ve bunu yüksek çözünürlükte ve detaylarda elde etmiş oluyorsun. 4K doğal çözünürlüğün sunduğu performanstan da 2 kat daha iyi bir performans sergilediğini Intel göstermiş. Adamların yöntemi daha performans ve kalite odaklı duruyor. Rens Demo'da ölçekleme faktörünü de ekranda görebilirsiniz. 2-3 ile 1.3 arası değişken seçenekler var. En tepe ve diple ciddi farklar söz konusu. Tabi statik testlerden ziyade değişik oyunlarda ultra performans ve kalite farkını sizlerle dostlarıma göstermek isterim. Bence en güzel yanı oyun içi fizik dinamiklerinde %55 daha düşük gecikme sunması. Sanırım sahnelerin daha hızlı bir çözümleme sürecinden geçtiği, performansın da doğal olarak arttığı bir evre söz konusu. Hitman 3 performans tablosunda hemen eklemeden geçmek istemiyorum. Bir yandan siz tablolara bakarken diğer haberimize geçelim. Son olarak render işleriyle uğraşanlar için işlemci ve ekran kartı arasında nasıl bir performans farkı var onu Nvidia bizlere göstermek istemiş. En popüler 3D yazılımlarda 3090 ile AMD'nin amiral gemisi işlemcilerinden biri olan 64 çekirdekli 3990X ile bir test gerçekleştirmişler. Cinema 4D'de render yapıldığında arada 1 saatlik bir performans farkı çıkmış. Yani zamandan tasarruf açısından bayağı iyi. Ama burada bir adaletsizlik var. Aynı işlemi Adobe Premiere'de yapsalardı 30 dakikalık bir videoda bence maksimum 10 dakikalık bir fark çıkardı. Laptop ve ekran kartı fiyatları bence önümüzdeki senelerde daha da fazla düşebilir. Tabii piyasadaki diğer etmenlere de bağlı, hareketliliğe de bağlı. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorum olarak bırakın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.